O gün geldi. İstanbul'a gidiyoruz. Aslında hem çok gergin hem çok heyecanlıyım. Birazdan evden çıkmamız lazım. Önder çöpleri atmaya gitti. Bugün zaten aşırı yoğun bir gün. Sabah sunumum vardı ve inşaattaydı. Oraya gitmem gerekti falan. Oradan eve geldim. Bavulumu dün gece 1'de yaptım. Çünkü gece 12'ye kadar başka bir ödev yetiştirmem gerekiyordu falan. Böyle birazcık yoğun. Hatta uçakta da muhtemelen ödev yapıyor olacağım. Ama olsun, yine de heyecanlıyım. Bu arada ilk defa okul devam ederken, yani dönem arası bir yere gidiyorum. Çünkü geçtiğimiz böyle 6 aydır benim oturum izninde bir sorun vardı. Ve ülkeden çıkmam yasaktı tamamen. O yüzden hiçbir yere gidemedik. Hani ailemizi falan da göremedik. Ve çok heyecanlıyım şimdi herkesi tekrar göreceğim için. Hazır oturum işleri de hallolmuşken okulda burada olmam gerekmeyen, sunumum olmadığı tek hafta bu haftayı buldum. Gerçekten abartmıyorum. 4 ayda sunumum olmayan tek hafta bu hafta. Bugün Perşembe bu arada. Cumaları dersim yok. Bu akşam çıkıyoruz. Saat 7'de uçağımız var. Saat şu an 3.30'a geliyor. Birazdan çıkacağız. Bu arada okuldan bir arkadaşım da bizle geliyor. İlk 4 gün o da bizle birlikte kalacak. O gittikten sonra biz biraz daha kalacağız. Aslında beraber gitmemizin sebebi, biz burada bir proje yapıyoruz. Hatta okulun ilk günü videosunda bahsetmiştim. Bir yarışmaya hazırlanıyoruz bu dönem. Ve biz onun lokasyonunu İstanbul'u seçtik. O yüzden şimdi İstanbul'a gidiyoruz beraber. O da bizle geliyor. Onunla birlikte bayağı bir yer gezeceğiz. Tarihi yerleri, mimari yerleri vesaire. Bakalım, bu sefer değişik bir İstanbul tatili olacak. Bu arada şu anda aşırı süslü görünüyorum ama normalde yola böyle giden bir insan değilim. Sunumdan geldiğim için birazcık saçımı falan yaptım. Öyle, bu da gereksiz bilgi şu anda. Makinenin bitmesini bekliyorum bu arada. Son 10 dakikadır 1 dakika diyor. Bir de şey oluyor bizde böyle... tatile çıkmadan önce 3 gün bile olsa bütün evi aşırı bir toparlama sürecine giriyoruz. Yani normalde toparlamadığımız kadar toparlamaya çalışıyoruz, manasız. O yüzden şu anda son çamaşırları yıkıyorum. Çok saçma. Sabahtan beri hiçbir şey çekemedim çünkü koştur koştur geçiriyoruz daha ilk günümüzden. Ve burada duyduğumu say hi. It's weird though, whatever. Bugün şeyden başladık, sahil şeridinden. Çünkü projemiz aslında sahil şeridinde olacak. O yüzden birazcık burada gezmemiz gereken yerler var. Öyle, güzel gidiyor şimdi. Hava çok güzel, o kadar mutluyum ki bu güneş için.
bu arada. Bugün hava böyle yağmurlu görünüyordu falan. Birazcık kalın giyindim üşürüm diye. Henüz yağmadı belki yağar ama bu haliyle bile acayip sıcak. Şimdi size şeyi anlatacağım. Şu müze kartı Türk vatandaşları sadece alabiliyormuş ve 60 TL. Yani gayet hani uygun bir rakam. Çok da güzel bir şey bence böyle olması. Ama arkadaşım için şimdi Türk vatandaşı olmadığı için ve TC kimliği olmadığı için bunu vermiyorlar. Ona da müze pass alalım yani hepsine girebilsin dedik. 2500 TL. 60 TL 2500 TL. Hani şey anlıyorum yabancılardan biraz daha fazla turist olduğu için, döviz getirdiği için vesaire tamam ama yani dünyanın hiçbir yerinde bence bu kadar pahalı bir pass yok. Artı sadece Topkapı Sarayı'na girmek için verdiğimiz para 30 euro. Tek bir şey ve hareme giremiyorsun galiba onunla. Gerçekten o kadar bilmiyorum, bana çok garip geliyor. Belki sadece bana garip geliyordur ama o yüzden şu anda bilmiyorum, sinirli olduğum için bunu anlatmak istedim. Arkadaşıma da diyorum ki bir dakika bekle, ben şimdi bu sinirimi bir atacağım. Sonra yola devam edebiliriz. Öyle şimdi geldik. Volkan. Şey anlatıyorum, çok pahalı. Acayip. Şoka girdim. Ama uzun zamandır böyle ya benim hatırladığım. Ama ben bu kadar fark, 60 ile 2500 arasında evet, çok büyük ya, bir fark 60 var lira, ya. 60 lira gibi yapmışlar. Evet. Nasıl gidiyor? Tunç? Dikkat et, çarptın. Rehberimiz çok iyi ama her şeyi anlatıyor. Onsuz gelsek çok şey anlamazdık. Aynen öyle. Şu küçük yerle acaba. Şuradan bir şey yapacağız. Bakalım. Çok güzel görünüyor şehrimiz. Sen mi fethettin? Benim adım Mahmut. Önder kaçıncı Mahmut'sun sen? 9. Kaç tane olduğunu bilmiyorsun ki. Ay düşüyordum. 8. Hava yağmıyor dedim. Ve hale bakın. İki şemsiye yetmiyor bile. Siz açıkta kaldınız ama. Oh my god, now it's coming from this side. Sizin bir adım yok, sizin evim yok. Olan da yani öyle. Bir de bir kere o. Karamel. Günaydın. Hiçbir türlü video çekemedim evdeyken. Sürekli geç gel, işte gündüz yorul. Sonra akşamda bir çaya oraya git, bir buraya git falan. Onlarla uğraşıyoruz. O yüzden yoğun geçiyor yani. Şimdi tekrar çıkıyoruz. Bugün Galata'ya gideceğiz.
bir yemeğe oturduk. Bugün son günümüz. Beraber baş başa yemek yiyoruz. Size de bir update vereyim dedim. Bayağı yorgunuz. Bugün çok yağmurluydu. Dışarıda çok zor vakit geçirdik yani. Ama ondan önceki günler en azından böyle tarihi yerleri falan gezmiştik. İyi oldu. Yani şimdi yemek yiyeceğiz. Çayın büyüklüğü. Bu da mavi çaymış bu arada. Orkideden yapılıyormuş. Cezmer ya zaten. Böyle. Ankara'da böyle. Arkadaşımızı uğurladık. Aynen. Vedalar yüzün 2 yıl sonra gidecek de olsam. Keşke ben de gitsem. Artık kamerayı açtım ve kendime konuşacak ortamı sağlayabildim tam 5 gün sonra. Yani geldiğimizden beri gerçekten hani hiç böyle oturup bir şeyler anlatabileceğim bir vakit hem olmadı. Hem de ben biraz daha böyle hem arkadaşımla vakit geçirdiğimiz için onu bölmek istemedim. Ama yine de videoyu kapatmadan böyle bir kamerayı açayım, oturayım. Bu geçtiğimiz 5 günü size bir anlatayım nasıl geçti. Onları bir konuşalım istedim. Bugün 5. gün, Perşembe gecesi yani Cuma'ya bağlayan gece geldik. Cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi 4 full gün gezebildik beraber. Önce arkadaşım için nasıl geçtiğini anlatayım. Şey çok enteresandı. Böyle hani daha önce İstanbul'a hiç gelmemiş, Türk kültürü hakkında çok fazla bir bilgisi ya da fikri olmayan birinin hani siz bir Türk ve burada yaşamış bazı ön yargıları olan bir insanda olarak ve bazı şeyleri sevmesini ya da sevmemesini beklemiyorsunuz. O yüzden böyle değişen. Onun için de benim için de değişikti çünkü mesela en sevdiği şey Türkçe oldu. Asla beklemiyordum. Neredeyse her akşam birinin evine çaya gittik. Ya böyle çok şey lokal bir tur oldu aslında. Yani çay partileri en sevdiği şey oldu. Hani sürekli böyle şey ne zaman çay içeceğiz falan modundaydı. Bana çok komik geldi. Yani beklemediğim bir şeydi. İkinci sevdiği şey her yerde bayrak görmek. O da çok enteresan geldi. Hani Almanya'da hiç bu kadar bayrak ortalıkta olan bir şey değil. Her yer bayrak bayrak, ona çok enteresan geldi. Artı hani bayrakların büyüklüklerine de bayağı şaşırdı. Hani hayatımda hiç bu kadar büyük bayrak görmedim falan diyordu bir ara. Üçüncüsü de kokoreç. Kokoreçi burada dışarıda kokoreç olarak yemedik. Böyle daha füzyon yapılmış hali. Yani bir pizzanın üzerine kokoreç pizza diye kokoreç koymuşlardı. Ama tadı bence gerçekten hani normal kokoreç gibiydi. İşte bütün o baharatlarıyla vesaire. Kokoreçi çok beğendi. Onu da beklemiyordum beğenmesini. Böyle. Arkadaşım için böyle geçti. Dün sadece hiç gezemedik son günümüzde. Çünkü aşırı bir yağmur vardı. Dünün yağmurlu olacağını biliyordum bu arada. O yüzden ben müzelere gideriz diye düşünmüştüm. Yani gitmek için birkaç şeye gittik ama gidemediğimiz bir iki yer vardı. Onlara gitmek istiyorduk. Ama pazartesi hepsi kapalıymış. Ben bunu bilmiyordum. Yeni öğrenmiş oldum. Pazartesi günleri özellikle işte ne bileyim saraylara, işte İstanbul Modern gibi böyle exhibition alanlarına vesaire genel olarak kapalı giremiyorsunuz. Onun dışında benim için de genellikle İstanbul seyahatleri stresli geçiyor. Çünkü sadece ailemi görmeye geliyorum. Tabii ki de gelmişken geziyorum vesaire ama hani böyle 26 sene burada yaşayıp o trafiğinden işte birçok şeyden bıkıp gitmiş biri olarak hani adım attığım an direkt böyle şikayet etmeye falan başlıyordum her şeyden. Ama bu sefer gerçekten çok daha farklı geçtiğini hissediyorum. Hem sanırım bir süredir gelemediğim için hem de artık yaşla mı geliyor bilmiyorum. Biraz böyle barışmış hissettim kendimi birçok şeyle. Biz 2 gün daha buradayız. O 2 günde de daha çok ailemle vakit geçirmeye çalışacağım. Zaten bir yandan okulda devam ediyor. Yapmam gereken 2 tane ödevim var. Onları yapacağım. Böyle umarım keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Bye.